Antepli Yusuf'u tanıdığım o gün hayata bakışımın bu kadar değişeceğini hiç ummazdım. Yusuf, acıların en büyüğünü yaşamış ama kırılmamış, boyun eğmemiş bir şehit oğlu. Daha anne karnındayken acıyla tanışmış. Yusuf'un babası Ali, 1992'de Siirt Eruh'ta vatan savunmasında şehit düşmüş. Yusuf, daha anne karnındayken hayatın acı yüzüyle tanışmış. Annesi, Sevda'ya kanser teşhisi konmuş ve acil tedavi ile kemoterapi olması gerekmiş. Doktorlar, Sevda'ya bebeğin alınması gerektiğini söylemiş ama Sevda kabul etmemiş. Alim'in hatırası o, soyunu kurutamam Alim'in. 3 aylık cana kıyamam, demiş. Sevda, 4 ay boyunca acılara dayanmış ama sonunda bir deri bir kemik kalmış. 7. ayında doktorlar bebeği almaya karar vermiş. Sevda, doğumdan 3 gün sonra vefat etmiş, bebeğini göremeden. Doğuma girerken, Alim'in vasiyeti, adını Yusuf koyun, demiş. Dedesi ve ninesi bakıma muhtaç olduğu için devlet sahip çıkmış Yusuf'a. Yurtlarda büyüyen Yusuf, acılarla yoğrulmuş yıllar geçirmiş. Kaderini değiştirmek istemiş ve yazılımcı olmaya karar vermiş. Başarılı yılların ardından mezun olmuş ve hayata atılmış. Yusuf, sabırlı, hoşgörülü ve sözünün eri bir delikanlı olmuş. Acıların toplumu kasıp kavurduğu bir dönemde, insanların huzur ve refah bulamayacaklarını bildiğinden bir uygulama yaparak buna çare olmak istemiş. Uzun uğraşların ardından programını yapmayı başarmış. Yusuf'un hikayesini dinledikten sonra nasıl böyle hayata sarıldığını, isyan etmediğini sordum. Telefonundaki uygulamayı aslında hep kafasında çalıştırdığını söyledi. Merak ettim, nedir bu programın hikmeti? Yusuf, programın arayüzünü gösterdi. Sol tarafta kırmızı çirkin bir emoji, sağ tarafta mavi güler yüzlü bir emoji vardı. Uygulamanın nasıl çalıştığını sordum. Çok kolay. Gün boyu karşılaştığın her olumsuzlukta kırmızı emojiye tıklayarak alt alta birikmesini sağlıyorsun. Her bir kırmızı emoji o gün yaşadığın bir olumsuzluğu gösterir, dedi. Dayanamadım. Araya girdim. Gün boyu o kadar olumsuz şeyle karşılaşıyoruz ki, bunların tamamını silecek kadar güzellikle karşılaşmıyoruz ki, dedim. Yusuf güldü. İşin sırrı burada. İnsanoğlunun fıtratında var. Ne kadar çok kötülük yaşasa da, güzel bir hareket hepsini siler atar. Bir selam, tatlı bir tebessüm. İzle, gör, dedi. Ekrandaki onca kötü emojiyi sağ taraftaki mavi düğmeye dokunarak bir kere de silip attı. Dönüp bana, şimdi onca kötülükten bu yaşıma kadar nasıl arındığımı anladın mı? Dedi. O gün anladım ki öğrenmenin yaşı yokmuş. Hayata neyi görmek için bakarsan onu görürsün. Güzel şeyler düşünerek güzel bakmayı öğrenmiş Yusuf. Karşılığında da güzel şeyler görmeye başlamış. Benim ona bakışımı değiştirdiği gibi her şeyi değiştirebileceğine inanmış bir kararlılık vardı gözlerinde.